Değerli dinleyiciler, Radyo Zulun bu akşamki konuğu değerli sanatçı Perran Kutman. Hoş geldiniz programa Perran Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk sevgili dostum, gayet iyiyim. Bütün dinleyen dostlara, kardeşlere sevgililerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Sevgiyle, 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 sevgiyle kalın diyorum. Çok çok teşekkürler. Sesiniz çok sıcak ve yakın geliyor. Her ne kadar İstanbul'dasınız, biz Los Angeles'tayız ama çok yakın geliyor. Bu arada sizin de evlenme yıldönümünüzü kutluyorum, candan kutluyorum. Uzun yıllar oldu herhalde, mutlu bir şekilde devam ediyor. 35 yıl oldu dün akşam. Maşallah. Koralcığımla beraber dostlarımızla kutladık. 35 yıl olmuş. Sordum ona. Dedim ki pişman mısın? 35 yıl ömür yarısı pişman mısın? Yok, aynı şekilde aynı gün gibi başlayabilirim. Ne güzel. O çok hoşuma gitti. Evet. Ne güzel. Darısı başımıza bana cahit. Çiçek almış. Bana inşallah bana çiçek almış. Sepet içinde çok güzel güller. Ne güzel. Nereye gitsem evin içinde onu taşıyorum koluma takıp. Çok güzel, çok güzel. Sevgili Koralcığıma da buradan selamlar, sevgiler iletiyorum değerli eşinize. Başüme. O da benim eski başüme can arkadaşım, müzisyen arkadaşım. Aynı şekilde yıllar önce müzik yaptığımız arkadaşımız. Değerli dinleyicilerimize biraz Perran Kutman'ın özgeçmişinden söz eder misiniz? Biliyorum sizle aynı okullara da gittik. İstanbul Belediye Konservatuvarı, benim de geçmişim orada. Tabii. Şöyle biraz sanata, tiyatroya nasıl başladınız? Biraz ondan söz ederseniz, açarsanız çok memnun olurum. Buyurun. Tabii, memnuniyetle tabii. Ben zorla konservatuvara sokuldum. Hani hep tersi olur ya, aile istemez, kabul etmez. Ben istemiyordum, zorla. Konservatuara tiyatro bölümüne yazdırıldım. Sınava girdim. Sınavda birincilikle kazandım. Oh. Nasıl olduysa bu kadar istemeden. Çok kötü bir öğrenciydim bu arada. Onu söylemek lazım. Yani konservatuara kadar gerçekten çok kötü bir öğrenciydim. Hep onu derim. Ne olur meslek okulları olması lazım. Çocuklar neyi istiyorlarsa onu okusunlar. İlla ki üniversite bitireceksin diye ısrar etmemek gerekiyor. Hı-hı. Bak beni konservatuvara soktular. Buymuş benim yapmam gereken iş. Evet. Yani matematikten anlamıyorum. Beni de üzme bu konuda o zaman. Neyse konservatuvara girip iyi bir öğrenci oldum. O arada büyük bir şans tabii. Yani hani vardır ya o gençteki kıvılcımı görme. Evet. Demek biri gördü o kıvılcımı. O zaman İhsari vardı konservatuvarda. İhsari'deyken Gülün Sururi Engin Gezdar tiyatrosunda oynamaya başladım ben. Şurada araya girmek mecburiyetindeyim. Yani 16. Dinleyicilerimize İhsari'nin ne olduğunu anlatalım. Ben de İhsari okudum çünkü yatılı ve gündüzlü şeklinde. Hazırlık sınıfını söyleyelim tabii. Evet, hazırlık sınıfı. Çünkü genç nesil bilmezler. Hazırlık sınıfı. Evet, tamam, buyurun. Hazırlık sınıfında ben çalışmaya başlamış oldum. Ne güzel. Çok güzel yıllardı tabii. Çok güzel yıllardı. Müzik çok önemli. Bir üst katta ahşap bir konaktaydı konservatuvar. Aynı okuldaydık. Ben de oradaydım. O eski, evet. Tabii eski tahtanın kokusu. Evet. Yukarıdan gelen trombonların, evet, kornoların, kemanların sesleri. En alt katta bale yapan arkadaşlarımız. Eskrim dersi mesela. Evet. Eskrim bize o kadar uzaktır ki. Evet. Ama bir tiyatrocu için şart olan derstir. Çünkü sahnede vücudun dengede durmasını sağlayan yegane spordur eskrim. Ne güzel günlerdi o okul. Hatırlıyorum, hatta arada bir yangın tabii, çıkardı. Tabii, ahşap tabii, binaydı. Tabii. Yatılı öğrenciler vardı. Ben 66 yılında başlamıştım. Ben de hatırlıyorum o yılları. Çok enteresan konser tabii, salonumuz ben de, vardı. Tabii ben de o yıl. Ben de ne o güzel, yıl. Yani tabii benimki de 65'tir. 65'te işte bu sene 50. yıl oluyor sanat hayatı. Harika, harika, çok güzel. Evet. Ne güzel geçmiş günler. İyi ki, iyi ki. Sonra tiyatroyla devam. Gülriz'de oynamaya başladım. Evet. Ondan sonra tiyatro hayatı başladı. Ne güzel. Ve çok güzel tiyatrolarda oynadım. Çok ders veren tiyatrolarda, evet, oynadım. Bir Ulvi Uras Hoca ile oynadım ki çok tahtaya mi? Saygıyı öğrendim. Evet. Sahnedeki tahta çok önemlidir. Ona, hı-hı, saygıyı öğrendim. O bugünlere getiriyor insanı. Hı-hı. Yaptığın işe saygıyı o yaşta öğrendiğin zaman şimdikiler gibi herkesi demiyorum tabii, bu işi adabınla yapanları tenzih ederek söylüyorum. Hı-hı. Ama
o yaşlarda öğrendiklerin bugünlere 50. yıla taşıyabiliyor insanı. Yoksa işte 2 senede 5 senede bitip gidiyorsun, hatırlanmıyorsun bile. Kesinlikle. Moda olmuş oluyorsun yani. Sadece. Yani. Moda olmadan sanatçı olabilmek için o tahtaya saygıyı, mesleğine saygıyı mutlaka o yaşlarda öğrenmek gerekiyor. Katılıyorum size. İşte tiyatroda Devakuşu Kabare çok güzel bir ikinci okuldu. Konservatuvardı evet. Benim için. Metin Akpınar'la oynamak. Hı-hı. Ve de ondan sonra televizyon hayatı başladı. Nisa Serezi'yle oyunlarınız var. Sezer Sezin'le. Sezer Sezin'le. Miyatro Nisa var. Nisa Serezi'yle Devakuşu Kabare. Artiz Mektebi tabii var. Tabii. Müjdat'la beraber evet. Artiz Mektebi. Ve de ondan sonra televizyon başladı. Perihan abla. Perihan abla bizim gönlümüze taht kurdu zaten. Çok büyük bir olaydı o bizim Ay için. Canım ne güzeldir, ya, ne güzeldir. Çok güzel. Gerçekten sevgidir. Ve de o tarihte bile 84'tür zannediyorum. 86'dır. Galiba o yıllar. Bu kadar yıl geçti evet. Aradan. TRT zamanı. 86'ysa hala bile o zaman yapılan dizi için, evet. Perihan abla için... Bazı kişiler şey dediydi, çok bulutlar üzerinde, çok masal, o tarihte bile masal değil, çok yakın geçmişte biz bunları yaşadık diye hep diziyi müdafaa etmişimdi. Evet. Şimdi aradan bu kadar yıl geçtiğinde geriye dönüp baktığında hakikaten üzülüyorsun, apartmandakini tanımıyorsun. Dostunu tanımıyorsun. Kime doğru. El uzatman gerektiğini bilmiyorsun. O kadar yalnızlık çekiyor ki insanlar. O kadar yalnız bırakıldık ki. Evet. Kendimiz maalesef isteyerek yaptık bunu. Yani milyonlar içerisinde büyük şehirlerde insanlar yalnız yaşıyor maalesef. Evet. Mümkün olduğu kadar dostlarımı kaybetmemeye çalışıyorum. Ne güzel. Aramasa da arıyorum. Evet. Ben hep doğum günlerini kaydederim. Çok yap güzel. Arasında geçen bilmediğim doğum günleri kaybederim ve ararım. Bana bir arkadaşım şey dedi, seni onlar arıyor mu doğum gününde? Aramıyor. Aramasın. Olsun. Aramasın. Ben arıyorum evet. Ve o anda çok mutlu oluyor ya. Evet. Benim olan bu benim için. Kesin. Onun bir anlık mutluluğu. Boş ver aramasın o beni. Şimdi siz beni pardon geçmişe götürdünüz bir anda şu anda şeye gittim 1982-83 yıllarıydı zannediyorum. Sizin açık mavi renkli Murat 124 bir arabanız vardı. 34PV990 plakası 34PV990. O arabayı ben bilmiyorum plakayı. 34PV990 o arabayı geldim ben sizden satın aldım. O arabayı 2-3 sene kullandım. O arabayla çok komik. Tabii. Tabii. O arabayla çok güzel bir anım var. Enteresan bir şey. Bir gün hareme doğru gidiyorum. Polis çevirdi beni. Biraz sürat evet. yapmışım. Ve o arada da arabanın ruhsatı sizin üzerinizde. Polis çevirdi beni ve ruhsatı evet. açtı. Baktı. Eski ruhsatlar bilirsiniz. Böyle defter gibi sayfalı açarlar. Bir açtılar. Aa Perran Kutman dediler. Buyurun beyefendi geçin gidin evet. dedi. Bana ceza yazmadı. Selam durdu ve sizin resminize bakarak ve ben gittim. Hiç unutmuyorum bugün ya. Anılardan birisi de bu benim geçmişte kalmış. O arabanın el şeyi vitesi hep çıkıyordu. Evet. Kural ben araba öğreneyim diye onu aldıydı. Vitesi çıkıyordu. Fenerbahçe'de oturuyordum. Tabii ki. Çıkıp Kızıl Toprağa gelene kadar çıkıyor. Arkadan korna çalıyorlar. Ne yapayım çıkarıp aynadan gösteriyordum. Gitmem gerekse gitmez miyim? Yok işte elimde. Ve de o kadar arıza yaptıydı ki bir tarihte ilk alındığımda. Ben çok güzel kullandım. Ben ama o kadar keyif alırım ki tamircilere gitmekten. Ben arabanın başındayken tamirci şey diyordu. Şöyle biraz dur da ben de arabanın başında olduğum için adamcağız tamir edemiyor. Dur şöyle bir. Ama öğrenmişim ya bir sürü şey tamirde. Taksiye bindim bir gün. Tak 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 diye önden bir ses geldi. Evet. Taksi şoförüne şey dedim. Vantilatör kayışı koptu dedim. Böyle döndü bir arkaya baktı. Yani sen ne anlarsın kadın halinle bu arabadan diye. İndi açtı kaputu baktı. Geldi arkaya. Cama şey dedi. Kop.
Kopmuş yani bana sormak biliyorum. Tamirciyim tabii. Yarı tamirciyim öyle. Ben. Hatta eşim Deniz'le birlikte gelmiştik Fenerbahçe'deki evinize. Arabayı aldık. El sıkıştık. Ay mavi boncuğum gitti dediniz arkadan. O laf hiç kulağımdan gitmedi yıllarca. Mavi boncuğum. Çok tutucuyumdur. Çok tutucuyumdur. Ne güzel, ne güzel. Koral bana bir arabayı değiştirmiş. Hı-hı. Benim haberim olmadan. Daha hoş bir araba almış. Git bak bakalım dedi. Garajda ne var otoparkta? Ne var dedi. Gittim. Aa, benim arabam yok. Yerine başka bir araba. Evet. Çok daha güzeli. Ama ben ötekine veda etmedim ki. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye ne ağlama. Ben onunla veda edemedim. O şimdi beni ne kadar arar. Ayol araba seni diye arasın. Güzel güzel öyle. Şeyler. Tutucuyumdur. Şimdi televizyon dizilerine tekrar geri dönelim. Özellikle Perihan abladan yine söz etmek istiyorum. Rol arkadaşlarınız kimlerdi o yıllarda ve TRT tek kanaldı o zaman zannediyorum. Bir tek kanaldı. Onu izliyorduk hepimiz. TRT ikinci kanalını açtıydı. TRT ikiyi açtıydı. İlk biz orada başladık. Fakat ikinci bölümde hemen TRT 1'e geçirdiler. Evet. Çünkü kıyamet kopmaya başladı. TRT 2'nin daha antenleri yoktu. Evet. İnanılmaz bir anten alma patlaması yaşandı. Ama bizi hemen TRT 1'e aldılar ki daha çok kişi seyretsin diye. Epey epey sürdü. 100 küsür 180 bölüm müdür nedir Perihan abla? Evet. Çok keyifli geçti tabii. Yani kaybettiklerimiz oldu ileriki yıllarda. Hayatını kaybeden dostlarım oldu ama gerçekten çok büyük keyifle seyrettim. Evet. Orada bir sürü anılarımız var. Hala orada bir sokağım var. Perihan abla sokağıdır. Kuzguncuk'ta bir sokağa ismimiz verildi. Güzel. Çok güzel o da tabii. Ondan sonra ne Perihan abladan sonra bir ara verdim. O aradan sonradır Şehnaz Tango dizisini yaptım. Evet. Şehnaz Tango da çok güzel bir diziydi. Hatta kaldırıldığı zaman yayından kaldırıldı. Bursa'da kadınlar yürüyüş yaptılar. Böyle bir şey nasıl yapar? Evet. Evet. Kızlar Yurdu vardı. Evet. Benim notlarıma bakıyorum. Kızlar Yurdu vardı. Bir kadın bir erkek. İşte ondan sonra başka bir kadın bir erkek. Hayat bilgisi. Ne vardı? Hayat bilgisi vardı. Hayat bilgisi. Üzgünüm Leyla. Üzgünüm Leyla. Ondan sonra bir Deli Saraylı yapıldı. Maalesef ömrü çok az oldu onun. Anladım. Ve de Canımın İçi diye bir dizi yapıldı ki o çok kurtarıcı olabilirdi ama daha seyirci şeye alışık değil. Evet. Bu diziler o kadar uzun süreli ki yayın saati olarak. Anlıyorum. Ya inanılır gibi değil. 1,5 saat oluyor. Evet. 167 dakika. Evet. Olmaz ya. Yarım saat olması lazım bunun dakika. En fazla. 45 Hiç olmaz. Evet. Evet. Bu böyle 45 dakikadır. Perihan abla 45 dakikadır. Evet. O kadar tadındadır ki haftaya bekler. Aynen. Aynen. Çok uzatıyorlar. Ama 167 dakika fenalık gelene kadar. Evet. Canımın içi Cosby ailesinin uyarlamasıydı. Evet. Ve de 25 dakikaydı. Şeyi düşündüydü kanal. Bu bir de özetlerini koyuyorlar ya diğer uzun dizilerin. O özet yerine bunu izler diye. Hayır, oturup özeti de izliyor. Geçen hafta seyrettim, niye hala özeti izliyorsun? Evet. Öyle tutucu bir halde kapanma, televizyonun karşısında kapanma durumu var. Doğru. Ondan sonra da işte şimdi yani... Bu dönemde özellikle Türkiye'de televizyon dizilerine hiç bulaşmamak lazım. Doğru. 90 tane dizi var. Maalesef. 90 tane dizi var. Başlıyor. 3. bölümde, 4. bölümde kalkıyor. Yani kanalların bir silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Yine zannediyorum 50 dakikalara, 45 dakikalara dönmesi ya, gerekiyor. Normal o. Kesinlikle katılıyorum. Değerli dinleyiciler, bu haftaki konuğumuz Perran Kutman. Söyleşimiz devam ediyor. Biraz da sinema filmlerinden söz edelim. Sizin oynamış olduğunuz filmler de var. Yani Hababam Sınıfı hatırlıyorum. Gırgırıye gibi bazı filmler. Evet. Bunlar hangi yıllardaydı? Gırgırıye, nasıl oldu? Vallahi yıl olarak hatırlamıyorum ama doğru. Çok yıllar olduğunu biliyorum. Evet. Özellikle Gırgırıyelerde şöyle bir güzellik vardır. Hı-hı. Türker İnanoğlu beni ikna etmek için Ankara'ya geldi. Evet. O arada Kanlı Nigar müzikalini oynuyoruz Müjdat'la beraber. Hı-hı.
Yani dedim ki yok ben sinema filmi istemiyorum, yapamam, edemem. Beni neyse ikna ettiler. Bu arada filmler arka arkaya çıktı. Biz Müjdat'la beraber Arif Sağ, Müjdat ben, Hülya Koçyiğit, Mina Koşan Avustralya'ya davet edildik. Evet. Avustralya'ya gitmek o tarihte 27-28 saatte gidilebiliyordu. Evet. Neyse gittik oraya. Ama Avustralya'ya göç eden kişilerde en erken gideni 30 sene önce gitmiş. Zaten beni tanımıyorlar diye düşünüyorum. Beni nereden tanısınlar? Evet. Hülya Koçyiğit'i biliyorlar. Gülşah evlenmek üzereydi. Ona hala bebek yolladılar oradan hediye. Evet. Yani 3 yaşında gibi geliyor Gülşah. Evet. Neyse daha uçaktan indik. Kıyamet kopuyor havaalanında. Bütün Türkler gelmiş. Bana gösterilen ilgiyi anlatamam. Çünkü gırgırıyeler girmiş. Kasetler yollamıyordu ya o zaman. Evet. Kasetler girmiş. Videoda seyretmişler. Diğerlerini zaten tanıyorlar. Ben inanılmaz bir taze kan. Taze kana tabii inanılmaz bir gösteri. İlgi, kıyamet kopuyor. Aman Tarhan Kutman diye. Müjdat dedi ki bak gördün mü? Sen Türker abiye hayır diyordun. İyi ki çektin bak bu filmi diye. Başka güzeldir. Köyden indiğim şehire vardı. Salak Milyoner, köyden indiğim şehre. Çok sabah Kaynanam Milyoner. Tatilde. Tabii. Çok zevkli, evet, güzel evet, filmlerdi. Evet. Biraz da eşinizden söz etsek. Evet. Sevgili Koral Sarıtaş, benim çok eski arkadaşım. O da müzikte baterist olarak başlamıştı. Öyle hatırlıyorum. Sonra yapımcılık, yönetmenlik tabii. Bir takım şeyler yaptıydı. Sizin evet, evlenmeniz evet, de evet. Bizim işte Koral'la tanıştığımız yıllara dayanıyor. 80'li yılların başı sanıyor diyorum. Tabii 80'in tabii Kasım'ında evlendik. Hı-hı. 80'in Kasım'ında evlendik. Ay işte 78-79'dur tanışma. Öyle güzel bir evlilik. Aile çok önemli tabii evet, bu doğru. Evlilikler. Doğru. Oral'ın nurlarda yatsın. Öyle güzel bir anne babası vardı ki. Yani. Ve de öyle güzel kardeşleri var ki. Ne Allah güzel, ömür güzel, versin. Allah versin. Onlarla öyle bir kaynaştık. Öyle bağırlarına bastılar Hı-hı. ki beni. Evliliğimizin %20 iyi gitmesinin sebebi de bunu gerçekten tavsiye ediyorum Hı-hı. insanlara. Ailelerin birbirleriyle iyi geçinmeleri gerekiyor. Evet. Evliliği o kadar güzel tesir ediyor ki bu iyi geçinme. O kadar sahip evet. çıktılar ki benim ailem Koral'ı, Koral'ın ailesi beni bu kadar güzel sahip çıkınca işte 35 sene olabiliyor. Evet, Allah katılıyorum. Daha uzun etsin dilerim. Ne güzel. Böyle güzel bir evlilik oldu doğrusu. Evet. Çocuğumuz olmadı Hı-hı. ama biz iki kardeşle evlendik. Evet. Koral'ın Hı-hı. erkek kardeşiyle de benim kız kardeşim evlendi. Ne güzel. Onların Allah bağışlasın tabii iki tane evlatları var. Bir oğulları bir kızları. Şimdi üniversiteye gidiyorlar. Hı-hı. Onlar bizim evlatlarımız oldu tabii. Tabii ki. Hep kardeşim Hı-hı. onu der. Onların iki annesi iki babası var diye. Gerçekten bizim evlatlarımız var. Ne güzel. Sevgili Perhan Kutman, tabii. yeni projeler var mı? Biliyorum son yıllarda da bir takım diziler veya filmler var. Ah Neriman, Canımın İçi gibi televizyon dizileri vardı. Evet. De, yani şöyle bir hata yapmış oldum. Bu dönemde televizyonla olmamak gerekiyor. Gerçekten. Anlıyorum. Yani o kadar çabuk harcanıyor ki. Hı-hı. Ve bunların neden harcandığını biliyoruz. Evet. Şimdi Ah Neriman'ı 4. bölümde kaldırdılar Oo. Bunlar. Çünkü yapılan şöyle bir şey var. Bu kanallardaki drama müdürleri kendileri proje getiremiyorlar kanala para kazanmak adına. Hı-hı. Kendileri para kazanmak adına. Bunu taşeron firmalara veriyorlar. Taşeron firmada kendi ismi görünmeden diziler yaptığı için başka yapımcıların yaptığı dizileri kaldırıyorlar. Anladım. Kaldırmak bunların elinde çünkü. Hı hı. Yani diziyi öyle bir saate koyuyor ki o kadar tanıtımını yapmadan giriyor ki hı hı. daha bana bir sürü insan şey diyordu. Neredesiniz? Çok özledik sizi. 4. bölüme gelmiştik. Aa, yazık. Harcan dizi. Tabii. Yazık. Çünkü başındaki insan, dramaya bakan insan bu dizinin kalkması lazım ki Hı-hı. kendi yaptığı diziyi koysun.
dünyanın parasını kazansın ya, diye. Katılıyorum size, doğru. Bir de ya, siz, maalesef böyle gidiyor. Sizin almış olduğunuz ödüller var. Mesela yaşam boyu onur ödülü aldınız. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde. Evet. Bunun dışında daha bir dizi bunu ödülleriniz dilerim, var. Dilerim bunu bütün herkes alsın. Çok. Ve de insanın o gücüne gidiyor. Şimdi hı-hı, yaşam boyu onurlu durmuşum. Başımı eğmemişim. Evet. O zaman sen 50 senesini bu mesleğe vermiş, hı-hı, insanın dizisini 4. bölümde kaldıramazsın. Evet. Çünkü gerçekten çok beğenilen bir dizi. Hı-hı. Çok isyanlar oldu. Geçen gün bir hanımefendiyle karşılaştım. Hı-hı. Şey dedi. Katiyen Show TV'yi açmıyoruz Taran Hanım dedi. Ya. Cezalı o dedi. O kanal cezalı, katiyen açmıyoruz dedi. İşte böyle. Olsun. Evet. Düzelecek, bir şeyler düzelecek. Dilerim. Mühim olan sağlıklı tabii olalım. Tabii ki. Dik durmasını bilelim. Sevgili Perran Kutman, söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak yeni nesilden tiyatro ve sinemayla ilgilenecek gençlere, genç yeteneklere neler önerirsiniz bu 50 yıllık birikiminizin neticesinde? Neler yapmalılar? Sevgili dostum, onur, dik durma, sevme, mesleğe saygı. Bunların dışında her şey zarar verir, hı hı, sanatçıya. Bunları yaptığın zaman yeteneğin varsa, hı hı, bitmene imkan yok. 50 yılları da tamamlarsın. Yaşam boyu onur ödülünü de alırsın. Hı hı. Koyarsın en güzel köşene. Gençlerin yapması gereken, ben bu mesleği onurumla, dik duruşumla, sevgimle, saygımla ömrümün sonuna kadar götürebilirim mi? Beynine yerleştirmesi gerekiyor. Gerçekten çok güzel temenniler, dersler bunlar yeni nesilden sanatçılara. Sevgili Perran Kutman, çok çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız bu güzel söyleşi için. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Sağ olun. Bütün dostlara sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Sevgili Koral'a da selamlar, sevgiler buradan. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.